Kağnılar gidiyordu, kağnılar gidiyordu, Akşehir üstünden Afyon'a doğru. Toprak öyle bitip tükenmez, dağlar öyle uzakta, sanki gidenler hiçbir zaman hiçbir menzile erişmeyecekti. Kağnılar yürüyordu yekpare meşeden tekerlekleriyle. Ve onlar ayın altında dönen ilk tekerlekti. İlk tekerlekti. Ayın altında öküzler, başka ve çok küçük bir dünyadan gelmişler gibi ufacık kısacıktılar. Ve pırıltılar vardı hasta kırık boynuzlarında. Ve ayaklar altından akan toprak, toprak ve topraktı. Gece aydınlık ve sıcak. Ve kağnılarda tahta yataklarında koyu mavi humbalar çırılçıplaktı. Ve kadınlar birbirlerinden gizleyerek bakıyorlardı ayın altında geçmiş kafilelerden kalan öküz ve tekerlek ölülerine. Ve kadınlar, bizim kadınlarımız, korkunç ve mübarek elleri, ince küçük çeneleri, kocaman gözleriyle anamız, avradımız, yarimiz ve sanki hiç yaşamamış gibi ölen ve soframızdaki yeri öküzümüzden sonra gelen ve dağlara kaçırıp uğrunda hapis yattığımız ve ekinde, tütünde, odunda ve pazardaki ve kara sabana koşulan ve ağıllarda ışıltısında yere saplı bıçakların oynak ağır kalçaları ve zilleriyle bizim olan kadınlar. Bizim kadınlarımız. Şimdi ayın altında kanlarım ve hattuşlarım peşinde harman yerine kehribar başaklı sap çeker gibi. Aynı yürek ferahlığı, aynı yorgun alışkanlık içindeydiler. Ve 15'lik şaraplerin çeliğinde ince boyunlu çocuklar uyuyordu. Ve ayın altında kağnılar yürüyordu. Akşehir üstünden Afyon'a doğru. Söylenmez. Tükendi cephanem geriden gelmez. Tezkeremden evvel vurdular beni. Tezkeremden evvel vurdular beni. Sılama hasret koydular beni. Aziz Abdal Dağı ordugah yeri, bir haftalık tayin yenmiyor kur. Hasretlik kaldı koca Kayser. Tezkeremden evvel vurdular beni. Tezkeremden evvel vurdular beni. Sılamı hasret
koydular beni. Ağır makineni de tepeden inmez, tarıyor ormanı kimse görünmez. Verilen parolalar aklıma gelmez. Gözüm göre göre vurdular beni. Gözüm göre göre vurdular beni. Sılama hasret koydular beni.